Herkese merhabalar. Osmanlı'nın son savaşı, Birinci Dünya Savaşı konusunu öğreneceğiz. Çok önemli bir konu. LGS 2023'te bir soru geldi bu konudan arkadaşlar. Bakın Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler şeklinde yoruma dayalı bir soruydu. Bilgiye dayalı bir soru değildi. Ama bu sene yine biz LGS'de, LGS 2024'te bu konudan soru bekliyoruz. Herkes arkasına yaslansın. Mükemmel bir şekilde dersimize başlayalım. Bugünkü dersimizde Tonguç'um sen hemen hazırlanmaya başla. Bugün dersimizde Birinci Dünya Savaşı'na ulaşan gelişmelere bakacağız. Yani sanayi devrimi ve Fransa ihtilalinin detaylarını göreceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nda taraflara bakacağız. Yani itilat Devletleri ve ittifak Devletleri yani bizimkiler Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı Devleti. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin neler yaptığını göreceğiz. Savaştığımız cephelere bakacağız ki az önce gösterdiğimiz gibi LGS 2023'te net bir şekilde cephelerle alakalı bir yorum sorusu vardı. Wilson ilkelerine bakacağız. Amerikan Başkanı Wilson yenenler yenilenleri ezmesin diyecek ama ezecekler. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları o kadar kötü ki İkinci Dünya Savaşı'na sebep olacak arkadaşlar. Bunları güzel bir şekilde öğreneceğiz ama esas burada bilmemiz gereken şey savaşların temel nedeni para, sömürgecilik, sömürgecilik yarışındalar ve en sonunda da kendileri çukura düşecekler. En önemli savaş neyle alakalı arkadaşlar? Cehaletle olan savaş. Bizler de LGS hazırlık sürecimizde Tonguç Kap'ta Bilge baykuşlar ve Hızlı Çıtalar Çözdükleri görevlerle, yaptıkları ödevlerle, yaptıkları bütün çalışmalarla, çözdükleri denemelerle esasında cehalete karşı büyük bir savaş veriyorlar. İnşallah bu savaşta kazanacağız ve LGS 2024'ü denize dökeceğiz arkadaşlar. Burada sıfırdan 8'e Sözel'den sayfa 144-149 arasını Dinamo İnkılap'tan test 10'dan 14'e kadar çözmenizi istiyoruz. Ve 10'da 10 Zoru Bankası'ndan test 5 ve 6'yı çözmenizi istiyoruz. Burada şu çok önemli arkadaşlar, soruları çözerken mutlaka mutlaka takıldığınız sorular olacaktır. Bu durumda bakın Birinci Dünya Savaşı testi. Bu durumda kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan detaylı bir şekilde dinlemeyi unutmayın. Ve ekstra dijital sorularınızı da çözmeyi unutmayın. Şimdi son bir duyuru daha yapıyorum. Ardından da hemen videomuza başlıyoruz. Mükemmel bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'nı bitirmiş olacağız. Ve LGS İnkılap Tarihi adına bir nette artırmış olacağız. Dersimizi dikkatlice dinlerseniz dersimizin sonunda meydan okumamız var arkadaşlar. Bu konuyu öğrendim diyorsanız artık itilaf nedir, ittifak nedir, cepheler nedir, Galicia cephesi nedir, müttefiklere yardım cephesi nedir, savaşın temel nedenleri nelerdir bunları öğrendim diyorsanız 5 soruda 3 tane yaparsanız kazanıyorsunuz. Ama 5 soruda 3'ten fazla yanlışımız olursa bu durumda patates oluyorsunuz arkadaşlar. Patateslerken kumpir olabilir, haşlama olabilir ya da kızartma olabilir hiç fark etmez. Bunları dikkatli bir şekilde çözmenizi istiyoruz. Tabi bunları dikkatli bir şekilde çözebilmeniz için ne yapmamız lazım Songuç'um? Dikkatli bir şekilde dinlememiz lazım. Hadi bakalım o zaman şimdi intromuz girsin. Ardından da videomuzu mükemmel bir şekilde öğrenelim. Ardından da patatesi biz patatesi yapalım. Hadi bakalım. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane alana sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da. Evet, Birinci Dünya Savaşı'na yol açan gelişmelere bakacağız. Burada çok önemli bir özel nedenler var. Bir de görünen nedenler var. Bir de esasında hepsi birbirine giriyor. İndir öyle, indir öyle diye hepsi birbirine girecek. Hatta şöyle skopumuzu da düzeltelim. Gerçekten savaşın heyecanıyla biz de birazcık böyle gaza geldik gördüğün gibi Tonguç'um. Evet, şimdi burada tamam harikayız. Şu anda şunu bilmemiz lazım ki Osmanlı Devleti esasında savaşa girmek zorunda kalıyor siyasi yanlışdan kurtulmak için ama bu devletlerin girmesinin bu devletlerin girmesinin temel nedeni temelinde temelinde Para. Ya para için dünya savaşına girecekler. Yani hep savaşlar para nedeniyle başlar. İşte milliyetçilik akımları, sömürgecilik yarışı falan filan ama özeti esasında para. Money, money, money. Evet, Napolyon'un sözü para, para, para. Devletler de birbirine girecekler. Allah kimseyi birbirine düşürmesin diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi genel nedenlerinde birinci en üstte sömürgeciliği koyduk. Sömürgecilik yani büyük devletlerin, küçük devletleri sömürmesi. Ekonomik anlamda kendine esir etmesi. Mesela diyelim ki büyük devletler bu gömleğin yapabiliyor fabrikada tamam adamların fabrikası var ama pamuk tarlaları yok. Gidiyorlar ne yapıyorlar? Küçük devletlerin pamuklarını çalıyorlar. Aynen dediğin gibi küçük devletlere saldırıp onların pamuk tarlalarını ele geçiriyorlar ve onlara satıyorlar. Sömürüyorlar yani onları. Ve aynı zamanda hammadde ve pazar arayışı da bu sömürgeciliğin temelidir. Yani hammadde bunun hammaddesi nedir? Pamuk. Pazar arayışı da gidip pazar arıyorlar. Yani bunları satacak insanlar arıyorlar ve küçük devletleri sömürecekler. Milliyetçilik akımı da biliyorsun neden sonra başlamıştı? Fransız Devriminden sonra. Harikasın Tonguç. U. Milliyetçilik akımı Fransız Devriminden sonra başlamıştı. İşte ben Fransızım, ben Serb'im, ben Yunan'ım, ben Bulgar'ım diye hepsi birbiriyle isyan etmişti. Osmanlı Devleti'nin de dağılmasına sebebiyet olmuş bu milliyetçilik akımı ve sonrasında da silahlanma yarışı ve bloklaşma var. Artık devletler silahlanmaya başlıyor. Şimdi özel nedenlere baktığımda bunlar genel nedenler. Bunları sorabilirler sınavda. Bunlar genel nedenler. Özel nedenlere baktığımızda Tonguç'un, birincisi İngiltere ve Almanya arasındaki sömürge rekabeti. Yani İngiltere ve Almanya her zaman birbirlerine karşı bir düşmanlık besliyorlar. Almanya sonradan kuruluyor, 1910'larda kuruluyor ve diyor ki bir dakika kardeşim ya diyor. Ben diyor daha yeni kuruldum diyor ama diyor İngiltere her yeri sömürmüş diyor. Dünyada her yeri sömürmüş. Güneş batmayan imparatorluk kurmuş İngiltere ve diyor ki ben de bunlardan almalıyım diyor ve birbirlerine giriyorlar. Almanya Fransa arasındaki Alsas Loren sorunu. Alsas Loren nedir? Çok ünlü bir futbolcu. Ne alakası var <laughs> transfer sorunuymuş gibi anlatıyorsun. Hayır. Alsas Loren bir kömür havzası. Yani kömür o zamanlar çok değerli, günümüzde de değerli. O zaman fabrikalarda çok kullanıldığı için Alsas Loren bölgesi içinde birbirlerine giriyorlar Almanya Fransa ve bir de Rusya ve Avusturya Macaristan arasındaki panslavizm sorunu. Yani Panslavizm demek Slav fanı yani fan Slavizm. Slav fanatikliği demek. Mesela sen nesin Tonguç'um? Pan LGS'ciyim hocam. Çok güzel. Sen pan LGS'cisin yani tam bir LGS fanatiğisin. LGS için her şey yapıyorsun. İnşallah da öyle olursun. Slav fanatikliği oluşturuyorlar ve birbirlerine girecekler buradaki Slav devletleri için. Bunlar da özel nedenler. Bir de savaşın görünen nedeni var. Avusturya Macaristan veliahtı var. Veliaht kralın oğlu demek bir Sırp milliyetçi tarafından öldürülüyor. Gavrilo Princip diye bir adam öldürüyor vay ve vay vay vay. hazırsanız savaşın fitilini ateşliyor. Yani Gavrilo Princip denen bir dangoz. Rezil herif. Aynen tam dediğin gibi rezil bir adam. Büyük devletlerin birbirine, birbirine girmesine sebep Ama tabii ki sadece Gavrilo yaptı diye yani silahlı birini öldür diye değil. Yani Sırp milliyetçisi Avusturya Macaristan veliahtını öldürüyor. Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açıyor. Sır, bu sefer Rusya Avusturya Macaristan'a savaş açıyor. Almanya Rusya'ya savaş açıyor. Hepsi birbirine giriyor. Bak Sırbistan Avusturya Macaristan veliahtını öldürmüştü. E, o sefer Avusturya Macaristan Sırbistan'a saldırıyor. Rusya Avusturya Macaristan'a. Almanya Rusya'ya. İtalya falan filan hepsi birbirine girecek. Resmen. Apache gibi mahalle kavgası yapıyorlar. Aynen Apache'ler gibi birbirine giriyorlar. Resmen ortam kızışıyor ve devletler bunlar. Bir de bunlar devlet utanmıyorlar bir de. Koskoca devletler birbirine giriyorlar. Ama tabii ki temel nedeni Sırbistan gencin öldürmesi. Bu az önce söylediğimiz özel nedenler zaten. Bunlar sömürgecilik için, silahlanma yarışı ve bloklaşma için zaten birbirlerine girmiş durumdalar. Hamada ve Pazar için zaten birbirlerini yiyorlar. Burayı da bileceğiz sonuçun. Şimdi taraflara baktığımızda sol tarafta İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, ABD var. İttifak tarafında ise Almanya, Avusturya, Macaristan, sonradan biz katılacağız. Osmanlı ve Bulgaristan var. Hatta burada harita üzerinden de gösterelim. Osmanlı Devleti burada, Rusya burada. Ee, Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı şöyle bir hat oluşturacağız. Fransa, Rusya buradan saldıracak. İtalya bir oraya bir buraya geçiyor. İngiltere ile Rusya da buradan Almanya'yı sıkıştırmaya çalışacaklar. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım Tomuç Ela'dı benim. Savaşta bir üçlü ittifak var, bir de üçlü itilaf var. Şimdi üçlü ittifak dediğimiz grup bizim grup. Yani İtalya, Almanya, Avusturya, Macaristan. Bunun başını Almanya oluşturuyor. İtirafın grubunda İngiltere oluşturuyor. Bunlar biraz şirin hocam. Evet bunları biraz sevimli çizmişler. İşte böyle Almanya, İtalya benzemiyorlar. Çok tatlı duruyorlar ama esasında normalde savaş için birbirine girecekler. Biz yedeklerdeyiz. Sonradan gireceğiz. Forma bekliyoruz. Çok güzel söyledin. Yedeklerdeyiz. Sonradan gireceğiz. Almanya Osmanlı'nın savaşa girmesini isteyecek. Almanya ile İngiltere birbirine mücadele ediyorlar. Fransa, İngiltere, Rusya bir bütün olacak. Rusya sonradan sakatlanıp çıkmak zorunda kalacak. Kim sakatlamış? Güzel bir soru sordun. Rusya'yı biz sakatlayacağız. Rusya ya Çanakkale'ye de, Rusya'da daha doğrusu Bolşevik itiraf çıkacak. Rusya'ya yardım göndermeye çalışacaklar ama Çanakkale geçilmez diyeceğiz ve Rusya'yı sakatlayacağız. Biz Rusya'ya yardım gitmeyince Rusya savaştan çekilmek zorunda kalacak. Bu tarafın yedeklerinde Sırbistan, Yunanistan ve ABD var. Zaten ABD savaşa girince de e, itiraf grubu kazanmış olacak. Burada savaşı kazananlar itiraf olacak. Avustralya, Macaristan, Almanya ve İtalya. İtalya'da karşı tarafa trans olacak. İtalya para kim daha fazla verirse o tarafa geçiyor. Bundan söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'ne. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti ilk başta tarafsızlığını ilan ediyor. Bunun sebebi savaş dışında kalmak istiyor. Yani savaşta kalmak istiyor. Boğazları ulaşıma kapatıyor. Başkentin güvenliğini sağlamak için. Ülke genelinde seferberlik başlatıyor. Seferberlik ne demek hocam? Seferberlik ne demek? Hemen söyleyeyim Tonguç'um. Seferberlik herkesin savaş hazır olması demek. Mesela şu anda Rusya'da Putin dedi ki herkes seferber olsun dedi. Herkes savaşa karşı hazırlıklı olsun dedi. Bazı erkekler kaçtılar yani bu tarafa kaçtı adamlar. Normal savaş var diye korkup kaçtılar. Ama Osmanlı Devleti'nde seferberlik olunca genciyle, yaşlısıyla, çoluğu hepimiz ordumuzun başına geçtik. Olası bir savaşa karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ve Osmanlı kapitülasyonlarının kaldırıldığını duyuruyor. Kapitülasyonlar yabancı devletlere verdiğimiz ekonomik imtiyaz ayrıcalıktı. Onu kaldırıyoruz ve amacımız da burada ekonomik baskılardan kurtulmak. Şimdi biz burada dengede durmaya çalışıyoruz. Denge politikası uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah dengeyi de kurmaya çalışacağız. Peki Osmanlı yöneticileri zaferle sonuçlanacak bir savaşta iddia terakkiyle yöneticiler belli bir beklenti içerisindeler. Diyorlar ki son zamanlarda Osmanlı devleti çok fazla toprak kaybediyor. Bu toprakların hiç olmazsa bir kısmını geri alalım diyorlar. İdari alanda toprak kazanıp egemenlik alanını genişletmek istiyorlar. Kapitülasyonları kaldırmak istiyorlar. Ekonomik ayrıcalık vermiş yabancı devletlere. Bundan kurtulmak istiyoruz. Ekonomik ve siyasi bağımsızlığı sağlamak istiyoruz. Kaldırabiliyor muyuz? Bekleyin Maalesef ya? kaldıramayacağız Güzel bir soru sordun. Kapitülasyonları kaldırmak için uğraşacağız ama kaldıramayacağız. Hatta Mondros Ateşkesi'nde ve sonrasında Zevra Anlaşması'nda kapitülasyonları fazlasıyla uygulamaya çalışacaklar. Sonradan kapitülasyonları kaldırmak için biz Kurtuluş Savaşı yapacağız. Şehitlerimizin kanıyla elde ettiğimiz zaferler sonrasında Lozan Anlaşması ile kapitülasyonları kaldırabileceğiz. Kapitülasyonların kaldırılması çok çok önemli. Dış borçlardan da kurtulmak istiyoruz. Ekonomik rahatlığa kavuşmak için ve bunların her biri esasında Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde elde edebileceğimiz kazanımlar olarak görüyoruz. Şimdi gelelim Osmanlı neden savaşa girdiğini. Birincisi kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Kaybettiği toprakları geri almak istiyor ve bu yüzden de savaşa giriyor. Peki siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Yalnızlık Allah'a mahsus. Çok güzel söyledin. A yalnızlık Allah'a mahsus. Osmanlı yalnız kalmak istemiyor. Tabi orada yalnız kalmalarımızı derken, burada aşktan, sevgiden bahsediyor ama Osmanlı da yalnız kalmak istemiyor, bir şekilde savaşa giriyor. Kapitülasyonları kaldırmak istiyor Osmanlı Devleti. Bu çok önemli bir şey, bizim için çok zor bir yük. Ve dış borçlarımızdan kurtulmak istiyoruz. Ama Almanya neden Osmanlı'nın yanında istiyor? Almanya hatırlarsan, şurada tarafları göstermiştik. Bizim taraf bu tarafta değil mi? Şöyle kapatalım şurayı bak. Bunlar itilaf, bizimki ittifak. Bunun başında takım kaptanı Almanya'ydı. Avustralya, Macaristan zaten Almanya'yla beraber. İtalya sonradan satacak zaten, bu tarafa geçecek. Osmanlı yedeklerden oyunu almak istiyor Almanya. Neden? Osmanlı golcü. Evet çünkü Osmanlı golcü. Osmanlı golcü demeyelim de Osmanlı'nın belli e, şeyleri var, belli imkanları var. Bu imkanları söyleyelim. Birincisi Osmanlı'nın e, halifelik gücünden faydalanmak istiyor. Halife dediğimiz şey... Nedir biliyor musun Tonguç'un? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Çok güzel söyledin. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman bunlar halifeydi. Hazreti Muhammed peygamberimiz vefat ettikten sonra devletin yöneticisine, devletin başına geçen kişiye halife deniyor. İlk başta Hazreti Ebu oluyor. Sonra Hazreti Ömer oluyor. Sonra Hazreti Osman. Sonra Hazreti Ali oluyor. Hazreti Ali şehit ediyorlar. Ardından işte Emeviler, Abbasiler, Memlükler Osmanlı Devleti'ne geliyor. Ve Osmanlı Devleti'nin padişahları Yavuz Sultan Selim'den sonra halife oluyorlar. Yani Hazreti Ömer nasıl halife ise Yavuz Sultan Selim de Kanuni Sultan Süleyman bu şekilde halife oluyorlar. Ve ta günümüze kadar geliyor bu. Ve Almanya'da halifenin gücünden faydalanmak istiyor. Araplar diyecek ki ey Araplar Ahtung bite. Hadi gelin bizim tarafa geçin ve Osmanlı halifeyi Osmanlı halifeye sahip Osmanlı halifesinin etrafında toplanın diyecek Almanlar. Ama Araplar ne diyecek? Ya Habibi Arabiyan fil mescid. Evet Araplar da böyle anlamsız bir şey söylüyorlar Almanlara. Araplar ...halifenin gücü etrafında toplanmayacaklar. Halifeyi e, göz arayacaklar. İngilizleri yanına toplanacaklar. Jeopolitik konumundan faydalanmak istiyor e, Almanya, Osmanlı Devleti'nin. Osmanlı Devleti gerçekten çok stratejik bir yerde. Şöyle baktığımız zaman bak burada Karadeniz'e kıyısı var, Ege Denizi'ne kıyısı var... ...Akdeniz'e kıyısı var, Balkanlar toprağı var, Ortodoks toprağı var, Kafkaslar'da toprağı var. Dolayısıyla Osmanlı Savaşı yerinde Rusya buradan asker göndermek zorunda kalacak. Buradan asker göndermek zorunda kalacak. İşte burada... E, Filistin, Suriye, Mısır cepheleri açtığı zaman Osmanlı Devleti gerçekten Almanya'nın işine yarayacak bir bölgede savaş yükünü hafifletmek istiyor. Almanya Osmanlı'nın yanında savaş alarak. İtilat devletleri tarafsız kalmasını istiyor İngiltere, Fransa ama Almanya diyor ki tarafsız kalma gel yanımıza azizim diyor. Şimdi Osmanlı Devleti nasıl savaşa giriyor? Şimdi buna bakalım. Şimdi Osmanlı Devleti bak burası neresi Songuç'um iyi yazdığım yer? İstanbul. Harikasın. Peki A yazdım yer neresi? Bak şöyle A'yı bir daha göstereyim. Ankara. Harikasın. İyi yazdım yer İstanbul, A yazdım yer Ankara. Dolayısıyla burası Marmara, burası Karadeniz, burası Ege Denizi. Şimdi Yavuz ve Midilli isimleri savaş gemileri Rus limanlarını bombalayarak alıyor. Şimdi Gobern ve Breslav diye iki tane Alman gemisi buradan geliyorlar, boğazlardan geliyorlar. Boğazlardan geçmesi yasak normalde. Geçmemesi lazım savaş sırasında. Ama biz onları satın alıyoruz. Gobern ve Breslav'ı. İsimlerini Yavuz ve Midilli yapıp Rus limanlarını bombalıyoruz. Yani ne oldu bak... Almanların gemilerini alıp Türk gemisi ismi verip Rusların limanlarını bombaladığımız zaman biz bunlara resmen... Savaş ilan ediyoruz. Resmen savaş ilan etmiş oluyoruz. Harika söyledin. Ve savaş ilan ediyoruz. Ve Osmanlı Devleti savaşa giriyor. Osmanlı Devleti savaşa girdiğinde bak savaşa girdiğinde farklı farklı cepheler olacak. Bir saldırı yani taarruz cepheleri olacak. Bir savunma cepheleri olacak. Bir de ...müttefiklerine yani dostlarına yardım cepheleri olacak. Bizim dostlarımız kim Tonguç? Um? Bulgaristan, Avusturya, Macaristan, Almanya. Harikasın. Bulgaristan, Avusturya, Macaristan, Almanya... ...bunlar hep bizim dostumuz. İtalya dostumuz değil. Öbür tarafa geçiyor. Dolayısıyla dostlarımız belli burada. Şimdi sınavda Tonguç Eladi benim... ...LGS Sözel 2022 baktığımız zaman... ...resimli tablolu sorular geliyordu. Dolayısıyla biz de mutlaka... ...2023 sınavında... ...mutlaka haritalı soru gelebilir diye dikkatli olacağız. 2021'de geldi, 2022'de gelmedi. Biz de zaten kitaplarımıza bol bol e, harita yorumlama sorularına yer veriyoruz. Sen de mutlaka bunlardan çözmelisin. Bir harita verebiliriz. Diye. Bu haritadan yola çıkarak Osmanlı devleti... Mesela bu haritayı verir. Bak bu harita sınavda çıkabilir. Şöyle okula gösteriyorum. Dikkat bu çıkabilir. Bu haritayı vererek diyebilir ki Osmanlı devletinin birden fazla cephede savaşlarını söyleyebilir. Toprakları dışında savaştığını da söyleyebilir. Sonuçta bu sarı yerler bizim toprağımız değil ama oralarda savaşıyoruz. Ve müttefiklerine yani dostlarına yardım götürdüğünü de söyleyebiliriz ama... Buradan savaşlarda kaybettiğini çıkarabilir miyiz? Evet çıkabiliriz. Hayır çıkaramayız. Kaybedip kazandığımız gözükmüyor ki burada. Burada bir sürü askerimiz şehit olmuştur görebilir miyiz? Hayır göremeyiz. Evet göremeyiz. Evet bir sürü askerimiz şehit oluyor. Allah rahmet eylesin hepsinin mekanı cennet olsun ama burada yazmıyor. Burada haritaya bakarak ne görebiliyorsan ona ulaşacaksın Tonguç Eladim'in. Şimdi ilk başta saldırı taarruz cepheleriyle başlayalım. Bak savunma cephelerimiz... Yeşille gösterdiklerimiz Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen ve Çanakkale cephesi. Saldırı cephelerimize Kafkas ve Kanal. Şimdi o zaman saldırı cephesiyle Kafkas cephesiyle başlıyoruz. Saldırı cephelerimiz KK. Kaka. Aynen, aynen söylediğim gibi KK Tonguç'um. Saldırıyoruz burada. Taarruz yapıyoruz. Kime saldırıyoruz? Rusya'ya saldırıyoruz. Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa ile. Bu cepheyi açmamızın nedeni Rus işgalindeki yerleri geri almak istiyoruz. Ve Orta Asya'daki Türklerle bağlantı kurmak istiyoruz. Fakat sonucunda ...Sarı Kamış Harekatı'nda on binlerce askerimiz soğuktan donarak şehit oluyor. Mustafa Kemal bu ve geri alacak. Rusya'da Bolşevik ithalatı çıktığı için Rusya savaştan çekiliyor. Ve bu sırada biz Kafkas çepesinde savaşırken şöyle bir şey oluyor. Üzerinde Rus kıyafeti olan bir asker yakalıyoruz. İçinden bir bakıyoruz, cebinden Osmanlı kimliği çıkıyor. Allah Allah üzerine Rus askeri kıyafeti var. Ama cebinden Osmanlı kimliği çıkıyor. Bir bakıyoruz ki bunlar... Ruslar tarafından kandırılan Ermeniler, eskiden bizimle beraber yaşayan milleti sadıka dediğimiz Ermeniler orada Osmanlı Devleti'nin karşısına savaşıyorlar. Ve bu yüzden de Ermenileri biz zorunlu olarak göçe tabi tutuyoruz. Suriye göç edecekler ve bu göçler sırasında tabii ki soğuk iklim şartlarından dolayı ölen Ermeniler de olacak. Dolayısıyla Sevgi İskan Kanunu çıkaracağız. Geldik buraya. Saldırı-taarruz cephesi, kanal cephesi. Kimle savaşıyoruz? İngiltere ile Cemal Paşa komutanımız. Cephenin açılma nedeni kaybedilen toprakları geri almak istiyoruz ve İngilizlerin sömürge bağlantısını kesmek istiyoruz. Bak şurada, Tonguç evladı benim. Burası Osmanlı ya, şurada şöyle Mısır var. Bak şurada Mısır var. Mısır'da bir kanal var. Bu kanal Süveyş kanalı. Süveyş kanalını alarak yeniden Osmanlı eski gücüne kavuşmak istiyor fakat başarısız oluyor. Hatta ordumuz Suriye'ye kadar geri çekilmek zorunda kalıyor. O zaman... Kafkas cephesi ve Kanal cephesi nasıl oldu Tonguç'um? Başarısız oluyor. Aynen başarısız oluyor. Saldırıyoruz ama istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Geldik Çanakkale cephesine savunma cephelerine. Şimdi Çanakkale cephesi Birinci Dünya Savaşı'nda zafer elde ettiğimiz tek cephe. Bu önemli. Burada daha doğrusu birçok zafer elde ettiğimiz cephe var ama sonucunda tamamen başarılı olduğumuz tek cephe burası. Normalde Kutul Amare cephesinde de Irak cephesinde de çok güzel. Hicaz Yemen cephesinde de bazı başarılar elde ediyoruz ama sonucu olumlu biten tek cephe Çanakkale cephesi. Kimle savaşıyoruz? İtilaf devletleriyle savaşıyoruz. Bu sefer sadece Rusya ya da sadece şu bu değil. Tüm itilaf devletleri birden saldırıyorlar. Hatta Kanada'dan, Avustralya'dan asker getiriyorlar. Komutanlar kim? Burada birçok komutan var ama esas komutan Mustafa Kemal Paşa. Anafartalar komutanı Mustafa Kemal Atatürk. Burada tabii ki net bir şekilde ne yapacak? Çanakkale geçilmez diyen Türk halkıyla birlikte orada askerlerimize size yenmeyi değil, ...ölmeyi emri diyecek. Yani gerekirse ölelim, şehit olalım ama bu adamları burayı vermeyelim diyecek ve gerçekten Çanakkale cephesinde Çanakkale destanı yazılacak. Çanakkale geçilmez diyeceğiz. Şimdi İtilaf Devletlerinin amacı nedir? Çanakkale Boğazı'nı geçip Rusya'ya yardım göndermek ve İstanbul'u işgal etmek istiyorlar. Rusya o dönemde Rusya'da krallık var çarlık var ama halk Bolçevikler isyan ediyorlar ve Rus çarını indirip kendi yönetimini kuracaklar. Komünist Rusya'yı kuracaklar. Dolayısıyla Rusya'da iç karışıklık var. Rusya'daki kral yani çar yardım istiyor. Bak ben sizle savaşa girdim diyor. Bak yani en başta böyle geldim. Size beraber savaşa girdim diyor. Ama diyor şu anda bende karışıklık çıktı diyor. Dolayısıyla bana yardım gönderin diyor. İtilaf devletleri de bir taşta iki kuş vurmak istiyorlar. Hem Rusya'ya yardım gönderecekler Çanakkale'den geçip hem de Osmanlı Devleti'ni İstanbul'u başkenti kontrol altına alıp Osmanlı'yı devre dışı bırakacaklar. Ama ne oluyor? Çanakkale geçilmez. Harika söyledin. Çanakkale geçilmez diyoruz. Ve Osmanlı Devleti kazanıyor. Yardım alamayan Rusya'da ihtilal oluyor. Savaşın süresi uzuyor. Mustafa Kemal tüm yurtta ve dünyada tanınıyor. Artık Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki başarısından dolayı Kurtuluş Savaşı'nda da liderimiz olacak. Irak cephesi de bir savunma cephesi. Hatırlarsan Kanal cephesinde saldırmıştık ama olmayınca geri çekilmek zorunda kalmıştık. İngiltere ile savaşıyoruz. Komutanımız Halil Kutpaşa, bak bu çıktı 2021'de bir daha sorabilirler. Bu cephenin açılma nedeni de İngilizlerin bölgenin yer altı kaynaklarını ele geçirmek istemesi. İngilizler buralardaki yer altı kaynaklarını almak istiyor. Halil Paşa ile Kutül Amare'de zafer kazanıyoruz. İngiliz subaylarını kontrol altına alıyoruz. Takviye alan İngilizler Bağdat ve Kerkük'ü ele geçiriyorlar. Suriye Filistin cephesine baktığımızda yine İngiltere ile savaşıyoruz. Burada Mustafa Kemal Paşa komutan. İngilizler sömürge yollarının güvenliğini ele almak ve Orta Doğu topraklarını ele geçirmek için saldırıyor da saldırıyorlar bize. Mustafa Kemal Atatürk Halep'in kuzeyinde yani Türkiye yakın bir yerde İngilizleri durduruyor. Ama İngilizler gerçekten biz Kanal cephesine saldırmıştık ve toprak almak istemiştik. Almanya'ya yardım etmek istemiştik. İngiltere'nin kafasını karıştırmak istemiştik. Ama çok daha kötü oluyor. İngilizler Kanal Cephesi kazandığı gibi Hicaz-Yemen Suriye Filisi Irak Cephesinde de bizi savunmaya geçiriyorlar. Hatta bayağı bir toprağımızı ele geçiriyorlar. Hicaz Yemen cephesi. Hicaz neresi? Hicaz neresi nasıl bilmiyorsun Tonguç'um? Hicaz Mekke'nin, Medine'nin, Kabe'nin bulunduğu yer. Hicaz deniyor oraya. Yani Arabi... Arabistan değil mi hocam? Evet Arabistan da deniyor ama esasında oranın adı Hicaz. Hicaz bölgesi yani Peygamber Efendimiz Hicaz bölgesi dünyaya gelmiş. Mekke, Medine'de. Mekke'de doğuyor. Medine'de biliyorsun ee, İslam devletini kuruyor. Şimdi kim ile savaşıyoruz? İngiltere ile. Buna yüzyıllarca bizim toprağımız olmuş Kabe. Komutan kim? Fahrettin Paşa çöl kaplanı. Cephenin açılma nedeni İngilizlerin emperyalist ayrılıkçı tutmana karşı ...kutsal toprakları savunmak istiyoruz. Hicaz bölgesi Arap kabilelerinin yardımıyla İngilizlerin eline geçiyor. Yani Araplar bizi satıyorlar. Araplar orada diyorlar ki biz İngilizlerle beraber olacağız diyorlar. Ve yıllardır beraber yaşadığımız halde... ...hepimiz Halife etrafında toplamamız gerektiği halde... ...hepimiz Müslüman olduğumuz halde İngilizler Arapları kandırıyorlar... ...ve İslamcılık fikri başarısız oluyor. Bir de müttefiklerimize yani dostlarımıza... ...işte Avusturya, Macaristan'a, Almanya'ya yardım için... E, ee, dışarıda da cepheler açıyoruz. Osmanlı toprakları dışında da savaşıyor. Müttefiklerine yardım için asker gönderiyor. Galicia, Romanya ve Makedonya cephesi. Bak şimdi KK neydi Tonguç evladım benim? Saldırı cepheleri, taarruz cepheleri. Çok güzel söyledin. Saldırı cepheleri, taarruz cepheleriydi. Şimdi bir de ee, burada Galicia, Romanya ve Makedonya cephesi var. Burada da şöyle diyebiliriz. mort diyebiliriz buraya da. Makedonya, tamam Makedonya, Romanya ve Galicia cephesi. Buraya da mort diyebiliriz. Çanakkale, e, Çanakkale, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen ve Irak cephesi de diğer savunma cephelerimiz oluyor. Zaten hangi cephe hangi cephesi diye sormuyor. Direkt bir harita vererek veya da bir madde vererek bunu yorumlamamızı istiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan gelişmeler önemli. Birincisi Ermeniler için zorunlu ...Sevk ve İsken kanunu çıkardık. Neden? Evet, Ermenilerle yıllarca biz birlikte yaşadık, dost şekilde yaşadık... ...ama Ermenilerden bazıları Birinci Dünya Savaşı sırasında... ...Rus askeri kafeteli bize saldırınca zorunlu göçe tabi tutuyoruz. Bulgaristan, ittifak ve İtalya ise İtilaf Devletleri safına geçiyor. Bulgaristan bize katılıyor gördüğün gibi, İtalya da diğer tarafa geçiyor. ABD de savaşan devletlerin yanına, İtilaf Devletleri'nin yanına geliyor. Hatta ABD diyor ki, bakın diyor, ben size katılırım ama... Yenenler yenilenleri ezmeyecek çünkü biz yeneceğiz kesin diyor. Ben çok güçlüyüm Amerika diyor. Savaşın sonrası herkes kim çoğunlukta ise bir bölgede orası onun olacak diyor. Hatta buna da biz Wilson prensipleri diyoruz. Rusya Brest-Litovs ile savaştan çekiliyor. Rusya'da zaten isyan çıkmıştı biliyorsun. Rusya'da çekiliyor. ABD savaşa girerken Wilson ilkelerini yayınlıyor. Yani yenenler yenilenleri ezmeyecek. Dünyada barış hakim olacak diyor. Şimdi Wilson ilkelerinin Osmanlı ilgilendiren maddelerine bakalım. Birincisi Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak. Yani bu bizim için iyi bir şey. Bu bizim savaştan çekilmemiz sağlıyor. Biz diyoruz tamam o zaman biz Türklerin çoğunlukta olduğu yerler bize kalacaksa biz çekilelim diyoruz. Mesela Musul'da Türkler çoğunlukta o zaman biz Musul'dan çekilebiliriz diyor. Şey, daha doğrusu savaşı bitirebiliriz Musul bizim olacak diyoruz. Türk olmayan milletlere de kendi kendine yönetme hakkı verilecek. Burada ise mesela esasında bizim toprağımız olan yerler artık elimizden çıkmaya başlayacak. Mesela örnek veriyorum Irak'ta ee, bizim toprağımızdı. Suriye bizim toprağımızdı. Filistin bizim toprağımızdı ama oralarda başka milletler olduğu için oralarda kendi toprakları, kendi milletleri kurulacak deniyor. Bu da milliyetçilik esasına göre bölme. Zaten bunu çok önceden söylemiştik. Osmanlı Devleti'nin içinde farklı farklı milletler vardı. İşte Rumlar vardı, Ermeniler vardı, Sırplar vardı, Bulgarlar vardı, Romenler vardı. Farklı farklı milletler vardı. Milliyetçilik isyanından sonra ben Sırbım, ben Bulgarım, ben Romenim, ben şuyum, ben buyum diye isyan etmişlerdi. Biz de biz Türküz diyerek biz Türküz diyerek yeni Türk devletini kurmuştuk. İşte Osmanlı devletinin dağılmasına sebep veren milliyetçilik yeni Türk devletinin kurulmasını sağlayacak. Şimdi ama Wilson ilkelerinde de milliyetçilik esasına göre bizi bölmeye çalışıyorlar. Çanakkale Boğazı sürekli olarak bütün devletlerin gemilerine açık olacak. Ya bu ters bir şey. Egemen devlet anlayışına göz ardı. Yani bizim Çanakkale Boğazı bize ait. Niye herkes açık olsun? Wilson ilkeleri Osmanlı'nın savaştan çekilmesi önemli rol oynuyor. Biz Amerikan başkanına Wilson'a güveniyoruz diyoruz ki herhalde bizi ezdirmezler diyoruz. Dünyanın yeni sahibi geldi diyor Amerikan başkanı Wilson. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda ne oluyor? Bak burası önemli. Çok uluslu imparatorluklar yıkılıyor. Yani eskiden Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun içerisinde Avusturya vardı, Macaristan vardı. Artık iki tane ayrı devlet doğuyor. Polonya vardı, Çekoslovakya vardı. O da yıkılıyor sadece Almanya, Polonya, Çekoslovakya oluyor. Hatta sonra Çekoslovakya da yıkılacak. Çek ve Slav Cumhuriyetleri kurulacak. Avrupa'nın siyasi haritası değişiyor. Bak bu harita bu harita bak. Bunu sorabilirsin sınavda Buraya dikkat et Tonguç. Um. burası çok çok önemli. Avrupa'nın siyasi haritası değişiyor. Sömürgecilik yerine manda ve himaye sistemine bıraktı. Yani artık büyük devletler küçük devletleri sömürüyorlar. Ama bu sefer yeni bir isimle sömürüyorlar. Manda ve himaye diyorlar. Yani manda deyince aklımıza ne geliyor Tonguç Elan'ın benim? Leziz peynir ve sütü. Aynen çiftlik sütü leziz peynir geliyor ama bu manda değil. Bu manda Büyük devletlerin, küçük Devletleri içlerinde serbest, dışlarında kendine bağlı hale getirmesi. Anlaşmalarda milliyetçilik prensibine dikkat edilmiyor. Yeni rejimler ortaya çıkıyor ve dünya barışını korumak adına milletler cemiyeti kuruluyor. Güya ama dünya barışı korunamayacak. Niye? Çünkü... İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. Çok güzel söyledin. İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra eğer dünya barışı korunsaydı İkinci Dünya Savaşı çıkmazdı. Ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekten çok rezil anlaşmalar yapıyorlar. Bize sevri imzalıyorlar, biz kabul etmiyoruz ve savaşıp... Kurtuluş Savaşı yaparak Lozan'ı kabul ettiriyoruz. Almanya'ya Versay Anlaşması'nı imzalatıyorlar. Onu da kabul etmeyecek Almanya ve 2. Dünya Savaşı'nı başlatacak. Dolayısıyla 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları esasında olumlu bir Tonguç. Hadi bakalım Ozan zaman yapalım. Yorumları yollayalım Tonguç. A. Tonguç Dershane sundu.